Eğer destek gelmezse zor çıkarız buradan doktor. Komutanım. Senin ne işin var burada doktor? Yavaş, yavaş komutanım. Parçası saplanmış komutanım. Çek çıkar şurada. Kalkayım ayağa. Yapamam. Yapamam komutanım. İçeride ne hasar var bilmiyorum. Sen kaybından ölürsünüz. Çok şükür. Çatışma bitene kadar kanım yeter doktor. Çek çıkar şurada. Yapamam komutanım. Kanım yok yanım şunların. Yapamam komutanım. Yapamam. Siz bize lazımsınız. Komutanım. Komutanım burada bekleyin. Doktor! Kıpırdamayın komutanım, kıpırdamayın! Kaçıyorlar komutanım. Af beni size çocuklar! Af beni! Komutanım, iyi misiniz? İyiyim, iyiyim Yiğit Yüzbaşı. Tam zamanında geldin ha. Az kalsın postu deldiriyorduk. Yine de bir delik var galiba komutanım. Demir parçası girmiş. Bu eksikti tam oldu. Ben olsam hatıra olarak saklardım komutanım. Komutanım, sizi karakola nakletsek iyi olacak. Bir keyfini çıkarttırmadın ha Kerem sen de. Hadi gidelim o vakit. Komutanım kıpırdamayın, kıpırdamayın. Sizi SD'yle ile alalım araca. Kıpırdamayın lütfen. Of. İlla büyüteceksin ha, illa büyüteceksin.
Hatay Elmalı'da hain saldırı. Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre bu gece Elmalı ilçesinde görev yapan jandarma kuvvetlerimize bölücü terör örgütü mensuplarınca ağır silahlarla saldırı düzenlendi. İlçe sınırları içinde bir köprüde başlayan saldırı bölgeye destek amaçlı gelen jandarma kuvvetlerimize kurulan hain pusuyla devam etti. Jandarma kuvvetlerimizin ve bölge korucularımızın başarıyla geri düzenledikleri saldırıda İki güvenlik korucusu şehit olurken... Babamın gittiği yer değil mi orası? ...hafif şekilde yaralandı. Geçmiş olsun komutan. Hepimize geçmiş olsun Nizamoğlu, hepimize geçmiş olsun. Allah senden razı olsun, yetiştin. Allah asıl senden razı olsun komutan. Sen olmayaydın bunca Mehmetçik ne yapardı? Allah'a emanet ol. Biz hazırız komutan. Geliyorum. Nereye? Peşlerinden gideceğim komutan. Gitmiyorsun. Bırakalım kaçsınlar mı? Yarım saate kalmaz tavır. Sıkıştırır şerefsizleri. Sen burada kal. Buranın güvenliğini sağ. Komutanım gelecek olanlar geldi zaten. Bunlar yetişene kadar bu herifler kaçar inlerine. Bir yere gitmiyorsun yüzbaşı. Bu bir emirdir. Emredersiniz. Komutanım arayı açmadan çıkalım. Barış Binbaşı'yı duydunuz. Siz buranın güvenliğini sağlayın. Siz nereye komutanım? Efendim babacığım. Evet duydum. Ne durumdalar biliyor musun? Yani Yiğit de orada. Baba Yiğit orada mı değil mi? Tamam. Bölgede geniş çaplı tamam, bir operasyon başlatıldı. Konuyla ilgili adli tahkikat devam ediyor. Açıklamada bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine ve yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güçle tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist tespitsiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir ifadeleri de yer verir. Haber varmış çocuklardan. Hastaneye varmışlar komutanım. İlk müdahaleleri yapılıyormuş. Komutanım, araç hazırlattım. Sizi de hastaneye... Gitmeyeceğim demedim mi Ergün? Komutanım, iç kanama olabilir. Ben buradaki imkanlarla tek başıma... Bana bak tabii baş segmen. Sana emrediyorum. Çıkar şu demiri belimden. Komutanım, en azından bir röntgen çektirelim. Röntgen yok. Röntgen yok. Telefonum nerede benim? Komutanım, düşürmüşsünüz. Çocuklar bulmuş. Of. Hadi hazırlan şu ameliyata doktor. Barış, Barış arıyor. İyiyim ben iyiyim. Aramışsın sana dönemedim Ayşe. Barış 20 kere aradım ben seni. Ölüyordum meraktan.
İnan bak, çatışırken bile aklımda sen vardın. Ayşe aklını yer şimdi. Umarım ajans haberlerini seyretmez diye geçiriyordum içimden. Barış, biz ne anlaşmıştık seninle ha? En azından operasyona giderken bana haber vermeyecek miydin? En azından sen neredesin ben bilmeyecek miydim? Yıllarca böyle yapmadık mı biz? Haklısın karıcığım, haklısın ama bak bir konuda haksızsın. Ben gitmedim operasyona, bu sefer operasyon bana geldi. Herkes iyi mi? 4 yaralımız, 2 de koruculardan şehidimiz var. Ben de konuşacağım babanla. Sen nasılsın peki? İyiyim ben, iyiyim, merak etme. Tamam şey, Alper seninle konuşmak istiyor, ona veriyorum. Alo baba. Efendim oğlum. Yendiniz mi? Yendik oğlum, yendik. Alper. Annem ağlıyor. Oğlum. Annene çok iyi bak, tamam mı? Seni çok seviyorum. Tamam baba, ben de seni seviyorum. Komutanım. Hanımefendi kim? Demet Hanım. Ergün başçavuşumuzun eşi. Aynı zamanda kendisi sağlık ocağında görevli. Sağ olsun bize yardım etmek için geldi. Öyle mi? Çok memnun oldum Demet Hanım. Ya böyle biraz uygunsuz oldu ama. Hiç sormayın. Hayırlı olsun diyemedim. Bari geçmiş olsun diyeyim. Sağ olun. Bizim Kerem Asliyemen her şeyi abartır. Bizi de bu saatte buraya kadar getirmiş. Ben asker eşiyim, binbaşım. Uyuyabildim mi sanıyorsunuz? Haklısınız. Ayrıca Kerem Asteğmen de haklı. Bu operasyonun hastane ortamında yapılması gerektiği kanaatindeyim ben de. Yardıma gelince siz buraya bayağı Kerem Asteğmen'e arka çıkmaya gelmişsiniz ya. İnatçı biri olduğunuzu duymuştum. Kimden? Ergun Başçavuş arkamdan öyle mi konuşuyor? Hayır hayır, kocamla hiçbir alakası yok. Jandarma büyük bir aile binbaşım. Ortak tanıdıklar oluyor haliyle. Madem inatçı olduğumu biliyorsunuz. Hadi o zaman bakalım, hadi. Hadi doktor. Çıkar şu demiri böğrümden, hadi. Babam geldi. Ah, çok şükür. Dur, her yerim dökülüyor zaten. Ne işin var senin 60 yaşında çatışmalarda? Ne çatışması yavrum, ben çatışmaya falan girmedim ya. Kafamı bile çıkarmadım olduğum yerden. Babacığım, bana bir şey olursa kızım bir başına kalacak değil mi, tamam mı? Yani tamam, böyle bir iki tane sıktım ama böyle kenardan kenardan. Bana mı anlatıyorsun baba sen bunu? Sen yine en önde koşmuşsundur.
Sana da hiçbir şey beğendiremiyorum. Hadi geç içeri hadi. Geçmiş olsun Zühtü. Eyvallah Şahin. Vallahi bu sefer büyük iş atlattık ha. Nizamoğlu da yetişmiş yardım ha. Ha, Nizamoğlu da geldi. Yani herkes oradaydı. Gözlerimiz seni de aradı ama nerede? Sen beni bilirsin Zühtü. Yanınızda olsam bir dakika tereddüt etmezdim. Niye? Fotoğraf mı çekecektin? Yahu. Ya seni merak eden de kabahat. Bana bak. Şaka yaptı ya. Tamam, dur bak. Gidiyorum. Kız. Gene mi kaçtın sen? Gir içeri gir. Ya kapat şu kapıyı ya. Biri görecek. Şimdi başımız derde girecek. Zühtü amca. Namık iyi mi? Bak evladım. Güzel kızım. Vallahi kendi başını da belaya sokacaksın. O çocuğun da başını belaya sokacaksın ya. Namık iyi. Nizamoğlu'nu çiftliğine bırak. Ya problem yok tamam. Hadi şimdi doğru evine. Babam da merak etmiştir seni. Yarın bize gelsene. Gelirim. Bismillah. Ne oluyor ya? Senin ne işin var burada? Şirin'i yalnız bırakmak istemedim. Zühtü amca da yeni gelmişti zaten. Ben de eve geçiyordum. Zühtü. Kızım ikidir senden çıkıyor. Karakola kim getirdi bilmiyor muyum sanıyorsun? He? Hamamda saklamalar filan. Şuna bak. Senin de gelinlik çağına gelmiş bir kızın var. Dikkat edesin ha. Yerini bilesin hamamcı. Sonradan üzülmeyesin. Sen beni ya ben seni. Nasıl durumu? İyi mi? İyi. İyi de asıl dert ya iç kanama varsa. İç kanama mı? Nasıl anlayacağız biz onu? Kerem de onu diyor işte. Hastaneye götürmemiz lazım. Karım. Tatlım. Adam inatçı demedim mi ben sana? Hastaneye gitmem diye diretiyor. Daha kaç yıl görev yapacağım ben bu adamla? Ne yapayım yani? Sorumluluk bende. Oldu. Şu anda teknik olarak buranın en rütbelisi ben değil miyim başçavuşum? Sorumluluğu alıyorum. Oğlum. Hastayım benim. Nasıl götüreceksin komutanı hastaneye? Bağlayarak mı? Merak etmeyin. Ben ona yeterince ilaç verdim. Sorumluluğu alıyorum. Nerede buluşacağız Cihan'la? Deli misin? Onun yanına yaklaşırım mı şimdi? Başarmadık diye o bize hesap soracak. Asıl o bize hesap versin. Hani jandarmanın başı kalabalıktı? Kesin içimizde istihbarat gitti. Ajan var.
Gidince Cihan'a söyle, önce seni vursun. Yapamaz. Buradan çıkmak için bize ihtiyacı var. Bize ne ihtiyacı olacak? Surdan çıkan her yerden çıkar. Bu sefer çıkamayacak. Ne diyorsun? Buradan çıkış yok diyorum. Cihan'la nerede buluşacaktınız? Ne yaptın sen doktor? Komutanım. Ne yaptın sen doktor? Röntgen yok dedim. Röntgen yok dedim. Merak etmeyin komutanım. Röntgeninizi benden başka kimse görmedi. Malulen emekli etmediklerine göre... Galiba komutanlığın haberi yok. Hayatı boyunca bir kez bile üstlerine yalan söylememiş bir askerdim ben. Ama oğlum Alper'in böbrek hastasıydı. Nakil gerekti, annesininki uymadı. Sağ olsunlar, hangi hastane eksik ellerinden geleni yaptılar, çırpındılar ama işte uygun donör bulunamadı. Siz de kendi böbreğinizi verdiniz. Organ bağışı çok önemli bir konu komutanım. İnsan kendi başına gelmeden anlamıyor. Hayat işte. Girmem dediğin yollara böyle birdenbire sokuveriyor insana. Dün gece kendi gözlerimle şahit oldum komutanım. İyi ki kalmışsınız orduda. Eğer siz olmasaydınız onlarca asker yaralanacak. Belki de şehit olacaklardı. Sen de hiç fena değildin ha. Yalnız dikkat et, bir dahaki sefer kurşun yersin maazallah. Merak etmeyin komutanım. Sırrınız da bende saklı. Yalnız bir şartla. Hop hop hop. Ne şartı? Sen bana şimdi şart mı koşuyorsun? Bana bak tabii Basteğmen, sen baskerlik işini pek anlamışa benzemiyorsun. Yok komutanım ya... Madem bu sırra ortak oldum, en azından izin verin, tetkiklerinizi, kontrollerinizi ben yapayım. Merak etmeyin, benden başka kimsenin haberi olmaz. Bakarız, bakarız. Hadi çıkar beni şimdi buradan, hadi. Yok. Emredersiniz komutanım, bir saniye. Bir saniye komutanım. Thank you.
Sadakallah. Hayırdır? Ziya Cevren ve oğlu Ferit geldiler ağam. Ağam, öğrendiler mi acaba benim burada olduğumu? Endişe etme evlat. Öğrenseler de, öğrenmeseler de seni buradan alıp götürecek. Hiçbir güç yok. Rahat ol. Ağam işte ben kendim için değil de size bir laf gelecek diye endişeleniyorum. Evlat, tek bir gerçek var. O da Cevranlar, baba oğul ziyarete gelmişler. Bunun ardında başka sonuçları aramanın alemi yok. Namık evladımızı odasına alın. Cevranları da buyur edin, gelsinler. Saygıda kusur etme. Emrolur ağam. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hoş bulduk Nizamoğlu. Başın sağ olsun. Başımız sağ olsun. Hele buyurun, otur. Beraber büyük bir olay atlattık galiba Nizamoğlu. Allah yardımcımız oldu. Evlatlarımızı da şehit vermeyeydik. İyiydi ama en azından kanlarını yerde koymadı askerlerimiz. Askerden de yaralanan varmış diye duydum. Var ya, var. Barış Binbaşı da yaralandı. Bir ziyaretine giderseniz makbule geçecek. Seni kırmazsan demeden giderdim, geçmiş olsun ama. Barış Binbaşı çok canımızı yaktı. Sokaktan geçen adammışım gibi davrandı bana. Ne özümüze ne de sözümüze güvendi. Selvi meselesini diyorsun. Biliyorum. Baba olarak da kızmak da haklısın. Ama ne derler? Mutluyken söz, kızgınken cevap, üzgünken de karar verme. Bulunur diye umuyorum bir hal çağırasın. Kaldı ki Barış Binbaşı da arayı bulma, seni bir yanlıştan çevirmeye çalışmış. Sen orada yoktun Nizamoğlu. Tavırlarını bilmiyorsun. Başıma silah dayadılar. Sen ne yaptın da başına silah dayadılar? A benim tez canlı Ferit evladım. Bulun bir yolu. Hem çocuklar kavuşsun, hem de Barış Binbaşı'yla barışın. Sevgi kazansın, kardeşlik kazansın. İyi dersin de. Söz ağızdan bir kere çıkar. Ben sözümü söyledim. Söz ağızdan çıkana kadar senin esirindir. Ağızdan çıktıktan sonra da sen sözünün esiri olursun. Çok düşünüp az söylemek gerekir. Aha da sustum. We'll be right back.
Ne yapıyorsun Ozan oğlum? Yardım edeyim komutanım. Gerek yok evladım, gerek yok. Emredersiniz komutanım. Hoş geldiniz komutanım. Geçmiş olsun. Başçavuşum. Bundan sonra emirlerim sorgulanmadan yerine getirilecek. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı komutanım. Komutanım. Teşekkür ederim. Komutanım. Komutanım Zeynep Hanım Yiğit Yüzbaşımızın eşi. Öyle mi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Sen çıkabilirsin Erdoğan. Emredersiniz. Buyurun, oturun lütfen. Evet. Nasıl yardımcı olabilirim size? Eşimi görmeye geldim. Yiğit Yüzbaşı da arkadaşları da gayet iyiydi en son gördüğümde. Yani küçük bir çatışma çıktı. Çatışmadan sonra işte bölgenin güvenliğini sağlamakta görevliydiler. Sağ olsun her gün başçavuş habersiz bırakmadı beni. Yani sizin de ziyaretiniz yani çok ters zamana denk gelmiş. Şanssızlık. Açıkçası Yiğit buraya geldiğimi bilmiyor. Yani dün gece haberleri gördükten sonra dayanamadım. Çıktım geldim işte. Size o kadar iyi anlıyorum ki. Oğlumuz olmasa benim karım da aynı şeyi yapardı büyük ihtimalle. Gayet iyiydi, hiç merak etmeyin. Maşallah çakı gibiydi. Gel. Yiğit yüzbaşılar döndü komutanım. Hah bak, gördünüz mü? Bir insan lafın üstüne gelirmiş. Hah. Aracı hazırlayın. Emredersiniz komutanım. Yiğit nerede Oğuz? Yenge senin ne işin var burada? Oğuz Yiğit nerede? Yiğit nerede Oğuz? Niye yanınızda değil? Tamam yenge sakin ol yok bir şey. Ne saklıyorsunuz benden? Ne oldu? Tamam yok bir şey. Cevap verseniz arkadaşlar. Yiğit yüzbaşınız nerede? Gitti komutanım. Emrime rağmen öyle mi? Evet komutanım. Siz ne arıyorsunuz burada? Gelmeyin dedi. Öyle dediyse bir bildiği vardır komutanım. Merak edilecek bir şey yok. Ben jandarmaya geçiyorum Erdem. Siz Zeynep Hanım'la ilgilenirsiniz. Emredersiniz komutanım. Döndüğünde bu mevzuyu konuşmak istediğimi iletin. Emredersiniz komutanım. Düşünüyorsun yine gara gara. Düşünüyorum ağam, düşünüyorum. Mektubu, postayı düşünüyorum. Kim bilir kaç gün daha insanlar haber alamayacak benim yüzümden, sevdiklerinden. Sevdiğinde senden haber alamayacak.
Ahmet, gidip bir hemen dağıtıp gelsem mi? Ne dersiniz? Asıl önemli olan sen ne dersin, ben ne duyarım. Senin aklın Selvi Cevran'da. Posta bahane. Gelip sevdiğini görmek istersin. Namık'la konuştum sabah. Dönmüş mü? Hayır, çiftlikte hala. İyi miymiş? İyi, iyi. O da seni sordu. Babası bir şey yapmış mı diye. Bir şey yaptı mı baban sana? Yok. Vurmadı. Ama çok bağırdı. Namık'la benim için hiç şans kalmadı artık. Dur bakalım. Aşk yolunu bulur derler. Ey gönül, gönül. Rezil oluyorsun, pişman oluyorsun. Pişman oluyorsun, yine rezil oluyorsun. Öyle, Hemina. Öyle. Da işte, ben merak ediyorum. Ne yaptı, ne etti? Başına bir şey geldi mi? Ya daha sabah konuştuydun, yazıştığını kızıyla. İyi dediydi o da. Ağam, konuştum tabii konuşmasına da. Ya insan kendi gözüyle görmek istiyor. Haklısın. Haklısın ama sana hak verdim diye gitmene de izin vereceğim sana. Bak evlat, ortalık karışık. Bunca işinin arasında bir de seni kollamak zorunda kalmasın komutan. Biraz sabret. Anlaştık. Anlaştık ağam, anlaştık. Zaten siz nasıl uygun görürseniz öyledir. Ağam, Yiğit Yüzbaşı gelmiş. Hayırdır inşallah. Bana bir araç lazım Nizamoğlu. Ölmeden karakola yetiştirmem gerek. Kız. Bir merhaba da mı yok artık? Aklım doluydu, görmemişim seni. Kim doldurdu bakayım aklını senin? Üzen biri varsa haberim olsun ha. Niye? Ben başımın çaresine bakamıyor muyum? Bakarsın, bakarsın elbette. Ben burada dururken başka birine ne gerek var? Sen işine bak Ferit. Barış binbaşı odasında mı? Jandarmaya gitti komutanım. Kerem Aslı'ya hemen haber verin. Yaralı terörist var. Hemen reviri alın bunu. Emredersiniz komutanım. Yardım edin siz de. Zeynep. Dur dur. Üstüm başım toz içinde. Dur. Bir şey oldu sandım. İyiyim ben. İyiyim ben. Ne işin var senin burada? Daha fazla ayrı kalmak istemiyorum senden. Çok özledim seni. Ben de seni çok özledim. Kerem. O heriften öğreneceklerimiz var, ona göre. Emredersiniz komutanım. Şu üstüm başımı değiştireyim de geleyim. Tamam. Bekliyorum burada. Bizi çarşıya atarsın değil mi? Emin olun komutanım.
Gece saat 10 sularında Nizamoğlu Çifti ile Elmalı Köprüsü arasında kalan bölgede saldırı hazırlığında olan ufak bir terörist grupla sıcak temas sağladık komutanım. Yanlarında jandarma özel harekat timinin ele geçirdiği varillerden olduğunu tespit ettik. İşlerinde yüklü miktarda patlayıcı vardı. Bu herifler nereden buldular bu kadar patlayıcıyı? Ne ara soktular? Komutanım, kanımca bu birkaç günlük bir olay değil. Kaldı ki asıl hedef köprünün patlamasından sonra bölgeye intikal eden birliklerdi. Diyeceğim, bu saldırı uzun süredir planladıkları bir saldırı. Sen iyi bir askersin Barış. Yaptığın tespit neticesinde birçok askerimizin hayatını kurtardın. Sinan komutanımız da seni takdir ettiğini özellikle belirtmemi istedi. Yüzümü kara çıkartmadan için teşekkür ederim. Sağ olun komutanım. Teröristlerin bunu destek almadan yapmaları imkansız. Senden asıl beklentimiz, onlara yardım ve yataklık eden şerefsizler kimse bir an önce bulman. Emredersiniz komutanım. Ziya Cevran hakkında da bilgi istemişsin. Sebebini merak ettim. Pek dostane tavırlar içinde bulunduğunu söyleyemem komutanım. Sen terbiyenden diyemedin ama ben söyleyeyim. Usta herifin tekidir. Öyle komutanım. Kolay anlaşabileceğim biri değil. Ne desen haklısın Barış. Ama aması var işte. Ziya Cevran'ın bölge halkı üzerinde etkisi büyüktür. Onunla bir uzlaşma ararsan sevinirim. Emredersiniz komutanım. Bölge hassas. İşin zor. Yine de sen bunun altından kalkamayacak bir asker değilsin. Sadece ben değil, Melik Nizamoğlu da arkanda. Ziya Cevran veya bölgeyle ilgili kafanda ne soru varsa Nizamoğlu sana yardımcı olacak. Haberi var. Seni bekliyor. Emredersiniz komutanım. Yenge hanım, burası meşhur çeşmemizdir. Tarihidir ama fazla bilmezler. Yenge hanım, burası meşhur aile çay bahçemizdir. Çaylar çok güzeldir. Yenge hanım, burası tarihi meşhur camimiz. Burası da meşhur çarşımızdır. Cabbar, sen bizi sağda bırak. Sağ ol. Ben olayım çantayı. Bırak, bırak, tamam. Sağ ol, sağ olasın, sağ olasın. Hay Allah'ım, çok komik adam ya. Yenge hanım, yenge hanım sanki Şanzelize anlatıyor. Burası da bizim Paris'imiz Zeynep. Haklısın. Ortalık var ya cehennem gibi. Ben diyeyim 500, siz diyeyim 600 kişi. Üstümüze üstümüze geliyorlar böyle. 40 kişi dediler haberlerde. Nyan, haberler. Haberler ne biliyormuş ya? Ben oradaydım diyorum hadi sana. Be. Dalgalar gibi geliyorlar. Zannedersiniz ki buğday silosu üstünüze devrilmiş, altında kalmışsınız. O buğday taneleri üstünüzde üstünüze akıyor böyle. Mermisi mi ya bildiğiniz? Yağmur gibi mermi akıyor her taraftan. Bir ben varım işte, bir de komutan var. Bir de ne o, bir tüysüz asteğmen var ya, o var. Ama tabii en önde ben. Aslanlar gibi çarpışıyoruz. Osman Paşa gibiyim, yemin ederim. Göğsüm öyle germişim. Adımın yazıldı o mermi nerede diye bağırarak koşuyorum. Allah 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 diye gidiyorum yani. Yahu ayıptır be Zühtü. Hadi tamam, delikanlısın. Onu anladık. Bileğinde, yüreğinde kuvvetli. Ona da eyvallah. Ama yahu Osman Paşa gibiyim ne demek? Biraz tevazu. Kıskanma, kıskanma Şahin Efendi. Bir gün sen de bu şerefe nail olursun ha. Oo, yüzbaşım. Hadi beyler, hadi. Maç. Çok önemli misafirim geldi. Hadi bakayım. Hoş geldin yüzbaşım. Hoş bulduk, hoş bulduk. Eşim Zeynep. Öyle mi? Hoş geldiniz yenge hanım. Oğlum. İki sandalye kap getir hemen. Sandalye ne ya? Sandalyeymiş. Koltuk yok mu içeride, onu getir. Abartma Balaban, abartma. Zühtü Balaban abimiz Balaban Hamam'ın sahibi. Çok sevdiğimiz bir abimizdir. Memnun oldum.
Buyurun. Şahin beyefendi abimiz de kasabamızın berberi. Aynı zamanda gazetemizi de o çıkarıyor. Gazete dediği de iki yaprak. Elmalı postası değil mi? Evet. Komutanlıkta beklerken görmüştüm. Ellerinize sağlık. Bölgeyle alakalı çok önemli sorunlardan bahsetmişsiniz. Özellikle Kızlar Okusun kampanyasına bayıldım. E işte. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Benim gömlekleri ütületebildin mi? Aha! Gömlek? Tabii canım, ütületmez miyim? Buyurun yüzbaşı, buyurun. Ben bir 5 dakika geçiyorum. Şahin abi sana bir çay söylesin. Hay hay. Buyurun. Teşekkür ederim. Oğlum, tavşan kanı doldurdu Zeynep ablana. Ha, kıtlama şeker de koymayı unutma. Kimse yok değil mi? Yok komutanım, yok. Rahat ol. Çiğan'ın izini buldum. Burada mı? Dün akşamki saldırı da onun işi. Sınır ötesine kaçmaya çalışıyor büyük ihtimalle. Ya bırak gitsin şerefsizi komutanım ya. Cehennemin dibine kadar yolu var. Ya. Yok. Onu cehenneme ben göndereceğim. Bak. Bu yanındakileri tanıyor musun? Ya adam mı bunlar ya? Şu tiplere bak. Bunları 40 yıl kese alsan vallahi kirleri çıkmaz bunlar. Bu Zener. Bu da az şerefsiz değildir. Çihan buradan kaçacaksa bu Zinar onu kaçırır. Ben sana diyeyim komutanım. Nerede bulunur? Ya ben bilmem. Yani kimse bilmez. Yanındakilerden var mı başka tanıdığın? Komutanım. Getirdiğiniz yaralıyı kurtaramadık. Ulan Kerem. Komutanım, eğer bu benim tahmin ettiğim kişiyse bunun nerede olduğunu biliyorum. Söyle yerini, ben gideyim bakayım. Zeytinli mezrasına gideceksiniz. Çerçi diye soracaksın. İyi komutanım, Barış Binbaşı'ya benim hakkımda bilgi verdiniz. Henüz konuşacak zamanımız olmadı. Yani anlaşabilecek miyiz ben pek bilemedim. Böyle biraz ters bir adama benziyor komutanım. Omuzlarındaki yük ağır da ondandır. Barış Binbaşı iyi bir asker, iyi bir komutan. Eğer ona bilgi vermen gerektiğini anlarsan sakın geri durma. Yani elimden geleni yaparım ama ya dediğim gibi benim gözüm korktu biraz. Böyle ne bileyim ya, sanki her an azarlayacakmış gibi duruyor. Sen de daha az sulluk yap, olsun bitsin. Buyurun yüzbaşı. Oho yenge hanım, benim dünyalar güzeli kızımla tanışmışsın. Çok güzelmiş gerçekten. Maşallah. Canım, değiştirmemiş misin üstünü? Leke vardı da Zühtü halledecek. Hallederiz, hallederiz. Problem değil. Komutanım, yenge hanım gelmişken de kalır artık değil mi? Yani en azından birkaç gece tabii. Misafirim oğlum. Otelde kalacağız. Ne? Otel mi? Vallahi bırakmam. Otel neymiş ya? Benim misafirisiniz. Biz hiç rahatsızlık vermeyelim. Aşk olsun yenge hanım. Rahatsızlık değil. Olur mu öyle şey ya? Asıl babam size rahatsızlık vermesin de çok fena horlar şimdiden söyleyeyim. Yani yalan değil vallahi, fena horlarım. Solacak bakayım. Neresi burası abim? Lokal diyorlar komutanım. Ama işte öyle içkiye türkülü bir mekan işte. İçki ruhsatları var komutanım. Kepazelik de çıkarmıyorlar. O yüzden biz de belirli bir saate kadar izin veriyoruz. Gözleri fettan. Hem gül hem bülbül, öyle değil mi haber? Utandırıyorsun beni. Böyle de alçak gönüllüdür canım benim.
Kimlik kontrolü var hanımlar beyler. Ergin. Emredersiniz komutanım. Buyurmaz mısınız komutanım? Ziya Cevran. Tanıştırayım. Yeni komutanımız Barış Binbaşı ve lokalimizin güzel as solisti İstare Hanım. Memnun oldum hanımefendi. Ben de memnun oldum. Hayırlı olsun yeni göreviniz. Memleket nereye? Tokat. Aa! Erbaa bilirsiniz. 2 yıl kadar orada bir lokalde sahne almışlığım var. Tabii Tokat'a da gitmişliğim var. Canımın içi. Komutanımıza da bir şeyler ikram etmeden sen akrabalık kurmaya başladın. İçelim mi? İçelim, içelim de. Şimdi vakti değil. Niye? Masamızı mı beğenmedin komutanım? Bozulurum bak. Senin keyfin hiçbir şey bozamaz ya Cevran. Ben onu anladım. Komutanım sizi de bozmasın şu ölümlü dünyada. Hı? Dün akşam Nizam Oğlu'nun adamlarından 2 tanesi şehit oldu. Ya. 4 tane yaralımız var. Kurtulanacak bir şey göremiyorum ben bunda. Memnun oldum hanımefendi. Hoş geldiniz komutanım. Ağam sizi bekliyor. Ergün sen burada kal. Emredersiniz komutanım. Hoş geldin. Safalar getirdin komutan. Başımız sağ olsun. Allah razı olsun. Dostlar sağ olsun komutan. Yaran nasıl oldu? O ne ki? Ona gelene kadar daha büyük dertler var Nizamoğlu. Biliyorum komutan, biliyorum. Ahmet Paşa bahsetti. Hele gel, buyur otur şöyle de anlatayım. Bizi kimse rahatsız etmesin Cabbar. Emrin olur ağam. Meyan şerbeti hazırlattım sana. Denemeye fırsatın olmamıştır belki. 10 yıl var içmeyeli. E o vakit buyur. Afiyet olsun. Sağ olasın. Cevranlar da biz de meyan şerbeti gibiyiz komutan. Anlayacağın bu toprakların mahsulüyüz. Ne var ki dikkatli olacaksın. Meyanı köküne zarar vermeden çıkaracaksın. Ne yazık ki cevranlar köklerini unuttular. Paraya tamah ettiler. Gücü ellerinde tutmanın büyüsüne kapıldılar. Duyduğum kadarıyla bunlar Nizamoğulları kadar köklü bir aile değilmiş. Bu zenginliği gücü her nasılsa daha sonradan elde etmişler. Doğru duymuşsan komutan. Doğru duymuşsan. Ziya'nın büyük dedesi zamanında bu çiftliğin kahyasıymış. Kurtuluş Savaşı'nda Fransızlara büyük kayıplar verdirmiş. Fransızlar da yakalayıp kurşuna dizmişler. Allah rahmet eylesin. Anlayacağın mal mülk değil. Kahramanlığı miras kalmış ailesine. Ne var ki çocukları bu mirası kendi çıkarları için kullanmış. Babalarını kurşuna dizen Fransızlarla işbirliğine girmişler. 39'da yapılan oylamada Hatay'ın Türkiye'ye katılmasına karşı çıkanların arasındadır cevranlar. Sonrasında da çıkarları kimdeyse onun yanında olmaya devam ettiler. Anlıyorum. Ahmet Paşa'm da demiştir sana komutan. İmkanın olduğu müddetçe düşmanlığını kazanma. Bir orta yol bulmaya çalış. Of.
Adam karakolun kapısına dayandı Nizamoğlu. Hadi ben Barış Kalender olarak bunu sineye çekeyim de bu üzerimde taşıdığım üniformanın onuru ne olacak? Meramımı yanlış anlattıysam kusuruma bakma komutanım. Ben sana ork demiyorum. Karşısında ezil, eğil, bükül de demiyorum. Ama açıktan açığa düşman olma diyorum. İşini bozar, ortalığı karıştırır diye diyorum. Kaldı ki sen buraya barış olma, uzlaş olma gelmedin. Ne olur konuşsan Bergün abi. Belki tamam der. Mahmut, bak beni hiç bulaştırma. Ortalık kaynıyor oğlum ya. Zaten yediğiniz halt yüzünden yeterince üzüldük. Bir de şimdi sizin aşkınızla meşkinizle uğraşamayız. Ya Ergün abi, Barış Binbaşı'ya bir sorsana. Ne olacak sorsan? Ya ne sorayım? Ne diyecekmiş Ergün bana Namık? Ha? Ne söyleyeceksen kendin söyle. İlçeye inmek istiyormuş komutanım. Olmaz. Bir iki günde kalacaksın burada. Ama komutanım. Aması maması yok bu işin. Ferit Cevran peşinde kanını istiyor. Benim adamlarla yüz göz etme. Oturduğun yerde. Ertekin hiçbir sözü tutamıyorsun Ferit. Olmuyor böyle. Karışıklık istedin, çıkardık. Karakolun kapısına kadar gittik. Ne yapacaktım? Ulu orta askere mi sıkacaktım? Komutanın ne işi vardı Nizam olduğunda? O herifin yüzünden bütün çabalarımız boşuna gitti. Verdiğimiz kayıpları saymıyorum bile. Ben yapacağımı yaptım. Sizinkiler de adam olaydı. Madem köprüyü patlatamadılar, komutanı indirselerdi. Bu işler böyle yürümez Ferit. Vermeden almak olmaz. Sen bizi kollayacaksın ki biz de seni kollayalım. Canımı sıkma. Tarlalarını yakarım Ferit. Anladın? Ben kalmaya geldim. Şimdi konuşmasak bunlar olmaz mı? Fazla zamanım yok. Sadece böyle sarılıp yatmak istiyorum. Ben her gece benimle olmanı istiyorum. Not olacak. Olmayacak. Sen eline silah tuttuğu sürece dağlarda olacaksın Yiğit. Emekliliğini mi geçirmeyi düşünüyorsun benimle? Bu mu planın? Ne yapayım, ne yapayım? Peşimden nereye sürükleyeyim seni? Ben yarın nerede olacağımı biliyor muyum? Babamla konuşayım. Fuca'ya aldırsın seni. Unut şu mevzuyu.
Olmaz öyle şey. Kocamdan ayrı kalmak istemiyorum artık. Çocuk istiyorum. Çocuğumuz olsun istiyorum Yiğit. Ne zaman çocuk desem kaçıyorsun. Ne zaman çocuk desem aynı şey oluyor. Göreve gideceğimi söylemiştim sana. Ne zaman döneceksin? Belli değil. İstersen İzmir'e dönsen. Ben izin alır gelirim, her şeyi konuşuruz. Uyumadın mı sen hiç? Barış binbaşı dedi mi aklın hala? Kendini sanıyor. Öğrenecek. Ziya Cevran'ın kim olduğunu öğrenecek. Arkadaşlar. Bir taraftan halkın güvenliğini sağlarken, öte taraftan her şey normal akışında devam etmeli. Amaçları ortalığı karıştırmak. Halkın devletine olan güvenini sarsmak. Buna müsaade etmeyeceğiz. Devreleri katına çıkaralım Bergün Başçavuş. Köylerin, mezraların, hatta tali yollara varıncaya kadar tüm bölgenin güvenliği bize emanet. Emredersiniz komutanım. İsteklerini yapamadılar. Yaptırtmadık. Şimdi başka hedeflere saldırarak ortalığı karıştırmaya çalışacaklardır. Gözünüzü dört açın. Emredersiniz komutanım. Ne yapıyorsunuz Mithat? Çampıstır toplamaya gideceğiz. Oku. Yasemin öğretmeni söylersen küserim ona göre. Öğretmeni hiç beklemem. Siz de gelsenize. Olmaz. Yasemin öğretmen kızar. Bunlar kız. Korkaklar tabii. Ben korkak değilim. Hemşer yiyemez ki. Şeker hastası o. Aslında biraz yiyebilirim. Sen de gelecek misin? Hı-hı. Bana bak Aslı. Öğretmeni söylersen saçını çekerim ona göre. Koray. Emredin komutanım. Kerem hasta hemen nerede? Hastaneye gitti komutanım. Yaralıları kontrole. Çıkabilirsin. Emredersiniz komutanım.
Efendim canım benim. Canım. Barış, akşam fasulye var, hadi yemeğe gel. Of of of, ne diyorsun? Ne güzel yapmışsın da şimdi sen onu. Bak vallahi ağzım sulandı. Yaparım hayatım, ben sana her zaman yaparım. Ne yapalım? Bu seferlik oğlum yesin artık. Ayol zaten senden hiç farkı yok ha. Her akşam fasulye var, gıkı çıkmaz. Aslan oğlum benim. Nerede şimdi, değil mi? Yok değil, kursa gitti. Ha Barış, ben de sana onu soracaktım. Sen bu yüzme işine ne diyorsun? Bu sabah yine sordu da. Yani doktor sakınca yok demişti ama tabii üzerinden bayağı bir zaman geçti. Ben gelince bir daha baktırırız, tahlil sonucuna göre karar veririz. İyi de ne zaman olacak bu işlere? Sen ne zaman geleceksin de yapacağız biz bunları? Oh, bilmiyorum hayatım, bilmiyorum. Burası ne zaman düzene girer, sakinleşirse ondan sonraki ilk fırsatta geleceğim. Senin sesin pek iyi gelmiyor. İyi misin sen? İyiyim ben, iyiyim. Bak ilaçları falan ihmal etmiyorsun değil mi? Yok, merak etme. Ederim. Ediyorum da. Barış'ım. Sen bize lazımsın. Sen benim evimin direğisin. Ben seni tabii ki merak edeceğim. Kendine dikkat et olur mu lütfen? Ya ben de seni merak ediyorum. Karım benim, canım benim. Sen beni boş ver. Sen nasılsın onu söyle. Sen de beni merak etme. Anneyim ben. Ben anneyim, anne. Başında babası olmayan erkek çocuğum var benim. Ben direkt bile olamam, tamam mı? Sen beni hiç merak etme. Allah sana güç kuvvet versin Ayşe Hanım. Görüşürüz canım. Şurada dursana bir. Abi. Hayırdır beyler? Ne yapıyorsunuz burada? Mektubumuzlar. Ha. Nerede mektubunuz? Siz Ziya Cevren'in adamlarısınız değil mi? Bir daha sizi burada görmeyeceğim. Posta ofisine ya da namı herhangi bir şey olursa sizden bilirim ona göre. Hadi. Hadi. Sen karakola dön, ben hemen geliyorum. Emredersiniz komutanım. Aa, Şirin, kız sen ne zaman geldin? Bir ay oldu. Bitti mi okul? Bitti. Hadi hayırlısı. Sağ olasın. İşte bana bak. Var mı kısmet falan? Yeni geldim. Daha önemli işlerim var. Gençliğinin güzelliğinin kıymetini bil. Sitare ablan gibi olma. Tövbe tövbe. Bakma sen ona, patavatsız işte. Öksürük şurubu olacaktı. Geçmiş olsun. Babam dün gece birazcık üşütmüş de. Hikayesini anlatırken olmuştur o. Dünden beri ben bile iki kere dinledim. Normaldir boğazının ağrması. Thank you.
Siz nasıl adamlaştınız lan? Adam akıllı verdiğimiz bir işi başaramıyorsunuz. Hadi yürüyün, kaybolun. Defolun. Samet de burada. Şirin Hanım. Şirin Hanım. Adımı mı sorup öğrendiniz Aslı'nın? Şimdilik sadece onu öğrenebildim. Uzak dur, ters pistir demediler mi? Demelerine gerek yok. Bizzat şahit oldum zaten. Geçen fena azarladınız beni. Asıl hızları peşimden gelmeye devam edersen yiyeceksin. Ha, kusura bakmayın. Ben de özür dilemek için geliyordum zaten peşinizden. Ben o günü yaptığım şey hiç hoş değildi gerçekten. Git buradan Kerem Aslı'nın. Adımı unutmamışsınız. Yürü git diyorum. Hayırdır? Bir sorun mu var? Bilmem. Bir sorun mu var? Hayır, hiçbir sorun yok. Duydunuz hanımefendiyi. Üniforma mı seni böyle konuşturuyor, yoksa yanımızda kız var diye mi coştun doktor? Yok. Bilakis hanımefendi var diye alttan alıyorum. Ama tabii eğer arkadaşın dediği gibi sizi rahatsız ettiysem çok özür dilerim Şirin Hanım. İnşallah başka bir zaman konuşuruz yine. İyi günler. Hanımefendi. Kasabanın kızlarımdan uzak dur. Hastayım ben. Hayırdır Zeynep abla, gidiyor musun? Ziyaretin kısa olanı makbuldür Şirincim. Kaç gün oldu ki geleli? Yiğit abim dönsün, öyle gidersin. Yiğit'in ne zaman geleceği belli olmaz. Ben de size daha fazla rahatsızlık vermeyeyim. Kalmamın bir anlamı yok. Ne diyeceğim peki ben şimdi Yiğit abiye? Gideceğinden haberi var mı? Sen bunu ona verebilir misin canım? Bir terslik mi var abla? Ya kusura bakma, haddimi aşıyorum belki ama yani konuşmak istersen. Şirincim, daha fazla geç kalırsam galiba otobüs kaçıracağım. Kaçıracağını kaçırdın zaten. İlçeden ancak sabah araba var. Şehre inmemiz gerek. Ben seni arabayla bırakayım. Hem yolda konuşuruz. Belki fikrini değiştiririm. Hı? Tamam, olur. Hadi. İnanmıyorum. Dedemde de vardı aynısından. Harika. Çalışıyor mu? Hem de canavar gibi. Gözü gibi bakar babam arabasına. Kızmasın ağzımıza. Benden değerli değil ya. Hadi atla. Tamam. Bu arada adı Züleyha. Nasıl yani? Adım var. Peki. Merhaba Züleyha. Yasemin? Başımın belası bu çocuklar benim. Okulu kırıp çam fıstığı toplamaya gitmişler. Zeynep abla, yolumuzun üzere. Aşk olsun canım, sorman kabahat. Atla Yasemin. Bu arada Zeynep abla da öğretmen Yasemin. Öyle mi? Çok memnun oldum.
Kusura bakmayın bu arada, sizi de böyle yolunuzdan ettim. Olur mu canım öyle şey? Çocuklar her şeyden önemli. Hayır, yani yapmadıkları şey değil. Ama ortalık savaş yeri gibi. Başlarına bir şey gelir diye korkuyorum. Allah korusun. Komutanım. Emredersiniz komutanım. 7 kilometre güneybatıda. Zeytin mezrası. Tam teşhizatlı beyler. Çıkıyoruz. Al seni için kırdım. Teşekkür ederim. Fazla yedin diye hastalanmazsın değil mi? Çok yemeyeceğim. Ne geliyor oğlum? Tank mı? Ya tank ya da Zülfü amcanın arabası. Siz burada bakayım. Aa, ayı taramış ya. Nasıl duymadım? Motorun gürültüsündendir. Çekmiyor burada. Vadi ya, çekmez. Yani tepeye çıkarsam belki şuradan. Tamam, ben bir çıkayım oraya. Tamam. Neler oldu dün gece bilmiyor musunuz? Ya başınıza bir şey gelseydi? Seher, bari sen yapma. Özür dileriz öğretmenim. Ne olur dedeme söylemeyin. Çok üzdünüz öğretmeninizi çocuklar. O söylemese bile ben söyleyeceğim dedene Seher. Haberin olsun. Bir daha yapmayacağınıza söz verirseniz bakarız. Ama bir daha okulu kırmayacaksınız.
Söz mü? Söz. Mithat'la Erol nerede? Pis ispiyoncular. Ne yapacağız şimdi bunları? Ya bizi gördülerse? Gidip herkese haber verirler. Yanımıza alsak ayak bağ olurlar. Hayır. Hepsini alın. Gel buraya. Çocukları bırakın bari. Daha çok küçükler. Kimseyi bırakmıyoruz. Hepsini alın. İyi de Sinar, yavaşlatırlar bizi. Onlar bizim buradan çıkış biletimiz olacak. Yürüyün. Hadi gidelim. Anahtarı üzerinde. Ne yapıyorsun? Acil durum bu oğlum. Yayan gidersek geç kalırız. Uzaklaşır teröristler. Mantıklı. Ne yapıyorsunuz siz buradan? Lütfen bizi vurma. Teröriste benzer bir hali mi var? Şimdi beni çok iyi dinleyin, tamam mı? Ne oldu lan yaratanlar? Niye bağırıyorsunuz? Şirin abla. Yasemin öğretmen. Ne oldu oğlum Şirin? Arkadaşlarımızı da aldılar. Kim aldı çocuğu? Teröristler. Seher de vardı aralarında. Ne diyor Şahin? Zeytin. Sonra öğretmenimiz geldi. Yanında Şirin abla da vardı. Arkadaşlarımızla konuşurken teröristler geldi. Hepsini alıp götürdü. Bak ya, başımıza gelenlere bak komutanım ya. Peki ne tarafa götürdüler, gördünüz mü? Zeytin'in mezrasına doğru. Öbür ablayı da anlatsana. Hangi abla? Bir abla daha vardı. Siz gidip haber verin jandarmaya dedi. Kendisi teröristlerin peşinden gitti. Telefonum çekince teröristlerin yerini haber veririm dedi. Çocuklar, peki bu abla kim? Tanıyor musunuz?
olarak hep neredeydin? Belediyeler komutanım. Hazırlanın, hemen çıkıyoruz. Emredersiniz komutanım. Bir de şu yanlarındaki üçüncü abla kimmiş, öğreni var. Emredersiniz komutanım. Komutanım. Sanırım ben biliyorum. Çarşıdan geçerken gördüm de. Yiğit Yüzbaşı'nın eşi Zeynep arabada Şirin'in yanındaydı. Evet beyler. Zeytinli mezrasında Çiyan'la bağlantılı biri olduğu bilgisi geldi. Herif bu. Çerçiymiş güya. Elimizden kaçırmayacağız. Mezra arkamızda, ben saatlerden izlemedeyim. Sakın. Sakın beni öldürme. Ne istersen yaparım.
Zaten yapacaksın. Zinar nerede? Buraya gelecek. Başka bir şey bilmiyorum. Gelin çocuklar. Söyleyin bakalım, ne tarafa gittiler? Şuradaki boşluk alandan geçtiler. Hadi bakalım, gelin bir daha göstereyim bakalım nereden gittiler. Şurada mı durdunuz peki siz, ne yaptınız? Biz şurada saklandık şurada. Bahçenin arkasına mı saklandınız? Evet. Hı-hı. Peki bu çantalar sizin mi? Bir bakın, kontrol edin. Dikkatli olun. Telefon sinyalinden bir şey çıkmadı mı Ergun? Ulaşılamıyor komutanım. Temiz komutanım. Zühtü ve Şahin çocukları al, kasabaya dön. Emredersin. Yiğit yüzbaşıyla temas kurunca haberim olsun. Emredersin komutanım. Allah'ını seversen biz de gelelim. Ne olur. Öyle durup bekleyemem ben komutanım. Ölürüm. Olmaz beyler. Kritik bir durumdayız. Teröristler peşlerinden gittiğimizi anlarlarsa rehinelere zarar verebilirler. Of Allah'ım ya. Of Allah'ım, düşüp öleceğim ben şurada şimdi ya. Of. Şimdi kendini bırakmanın sırası değil Zühtü. Hadi kalk, toparla. Ne olur. Çocuklarımızı sağ salim getir binbaşı. Hazır mıyız mi? Hazırız komutanım. Allah utandırmasın. Yürüyün. İnsan çocuğu için her şeye katlanır tabii ama. Ya Alper'in durumunu biliyorsun işte. İyi yine maşallahın var senin. Her şeyin altından kalkıyorsun Ayşe. Gel onu bir de bana sor. Ama çok yoruldum Leyhan. Çok yoruldum. Ya yok öyle deme. Sen özledin tabii bu aralar Barış abiyi. E haliyle şimdi sana her şey zor geliyor. Yok ya bu sefer öyle değil. Gerçekten çok yoruldum. Yani hiç gücüm kalmadı ya. İşte bak şimdi yine gitti kritik bir yerlere. Adamın da derdi başından aşkı. Bir şey de demiyorum ki. Kim bilir nelerle uğraşıyor da. Yani ben burada ne yapayım Reyhan? Alper? Oğlum? Oğlum? Alper? Tamam, 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 tamam. Nefes al, nefes al, nefes al. Kaldır kafanı. Hah. İyi mi? Yok, ateşi var. Tamam oğlum. Gel oğlum, gel. Gel hadi, gel bakayım. Gel, içeri geç, gel.
Hadi oğlum, hadi. Bir daha arayayım. Yok kapalı. Alıştı. Ya burada kendi oğlu ateşler içinde yanarken o kim bilir kimin derdiyle uğraşıyor şu an. Adam ne yapsın Ayşe? Jandarmanın işi bu. Hakkını yiyorsun valla. Ya Allah razı olsun tabii, bir şey demiyorum ben. O da başkalarının derdiyle uğraşıyor, onlara yardım ediyor ama işte... Ya burada ben böyle... Neyin varmış senin burada? Böyle düşünüp de kendini daha fazla zorlama. Hem güçlüdür benim canım arkadaşım. Hiçbir şey onun yüzüne yemez. Şöyle gül biraz. Aa, olmuyor ama böyle. E çocuk bu. Ateşi de çıkacak, grip de olacak. Ya Reyhan tabii ki çocuk bu. Ateşi de çıkacak, grip de olacak. Evet. Alper'in durumunu biliyorsun işte. Yani ya böbreğiyle ilgiliyse? Aklına böyle şeyler getirme Ayşe. Çok yoruldum ya. Gerçekten çok yoruldum artık. Barış olmadan her şey çok zor. Başım sürün bir daha değiştireyim. Özel harekat basmış. Toparlanın gidiyoruz. Zinar, mühimmatımız çok azaldı. Bir çatışma çıksa atacak kurşunumuz yok. Ne diyorsam onu yapın. Dua edin yanımızda bu çocuklar var. Cihan'da biz de bu çocuklar çıkaracak ateş çemberinden. Haydi kalkın gidiyoruz. Bir ses çıkaran olursa fena yaparım ona göre. Hadi çocuklar, tek sıraya geçin. Herkes önümdekini takip edecek, tamam mı? Hadi. Gelmeyecek. Anladı burada olduğumuzu. Takip ediliyoruz. Farkındayım. Mezradan beri peşimizde. Asker midir, korucu mu? Öyle olsa şimdiye çökerdi ağzımıza. Ne yapacağız şimdi?
Sen üç kişi al ayrıl. Çocukları ve öğretmeni Cihan'a ulaştırmamız lazım. Genç olan benimle kalsın. Çocuklarla öğretmeni alıp beni takip edin. Bu güzel hanımefendiyi burada bırakıyoruz. Sen kalk. Hadi. Yürü, yürü. Yürü, yürü hadi. Komutanım. Hayırdır başçavuşum? Tamam. Komutanım. Teröristler 5 çocuk kaçırmışlar. 2 de kadın. Kadınlardan biri bizim Hamamcı Zühtü'nün kızı Şirin. Diğeri de Yasemin öğretmen. Hayda. Biz Dağtepe arıyoruz. Hangi ara geçip gitti ki bunlar? Son konumlarını biliyor muyuz? Bilmiyoruz ama peşlerinde biri var. Telefon çektiğinde haber verecekmiş. İşte bu iyi haber. Kimmiş o baba Yiğit? Zeynep. Karım. Görmüyor musun lan bizi? Zindir tüfeğini. Bu çocuklar da neyin nesi? Bırak gevezeliği de geldiğimizi Cihan'a haber ver. Yürü. Hadi siz de yürüyün. Öğretmenim kolumda kılıcım yazı düşmüş. Ne? Ne?
Ali be Ali! Zaten yorgunluk falan yok. Öncümü sizden çıkarmayayım ha. İtme çocuğu. Gidiyoruz işte. Senin ağzını burnunu kırarım kadın. Benim hiçbir şey yapamazsın. Bak hele bak. Nasıl da bakıyor öldürecekmiş gibi. Eymen! İyi misin? Sakin olacağız, tamam mı? Merak etme. Her şey yoluna girecek. Bakın rica ediyorum sizden. Lütfen çocuklarıma dokunmayın. Sana mı dokunayım? Neyse. Sonra, sonra. Hadi yürüyün. Hadi yürüyün. Hadi. Kolumda kıvırcık yazı olmadan ne yapacağız öğretmenim? Yolunu buluruz Seher'cim. Merak etme sen. Buradan geçmişler. Komutanım. Emirlerinizi sorgulamak haddim değil. Ancak bu sefer işin içinde siviller de var. Yolun sonunda bizi neyin beklediğini bilmiyoruz. Destek bekleseydik. Merak etme, destek geldi bile. Dinar nerede? Takip ediliyorduk abi. Geride kaldı. Niye geldiniz buraya? Zeytinlikte bekleyin demedim ben size. Abi asker basmış Zeytinliği. Gidecek hiçbir yer kalmadı mı yani? Bunlar kim? Yolda bulduk. Dinar rehineler işimize yarar diye düşündü. İlk defa yarar bir şey düşünmüş. Bakın. Lütfen. Lütfen size yalvarıyorum. Bırakın çocuklarımı gitsinler. Ben kalırım sizinle ama onlar daha çok ufak. Lütfen size yalvarıyorum. Onlar senden daha çok lazım bana. Nasıl insanlarsınız siz ya? El kadar çocuklardan ne istiyorsunuz? Şşşt! Canımı sıkma önce çocuklardan başlarım öldürmeye ha. Bir iz var mıyız boşa? Hangi yöne gittiklerini biliyoruz. Zeynep Hanım'dan bir haber var mı? Yok. Aramaya da korkuyorum olmadık bir yerde çalar diye. Merak etme. Sağ salim bulacağız hepsini. Hadi gidip alalım şunları. Kimsin sen? Buralardan olmadığın belli. Öğretmen değilsin. Doktor da. Olsan bilirdik. Şehirden geldi misafirimiz. Vallahi mi? Asker karısı mısın yoksa sen? He?
Abi, subay eşisin. Şu yeni komutan mı yoksa senin kocan? Kocamla tanıştığında ona kendin sorarsın. Tabii önce dili koparmazsa. Demek elimizde bir de subay karısı var. Güzel, güzel. Kaldır bunu. Bir boyunu posunu görelim. Bırak, bırak, bırak. Gelin sana. Vay, 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 vay. Maşallah. Çok çıtırmışsın be. Yerimi çözle göstereyim sana çıtırın. Ya, demek öyle. Vay anasını arkadaş. Bunların karıları da pek bir vahşi oluyor. Bakalım iş ciddiye binince de bu kadar cesur olabilecek misin?